İstanbul Teşkilatımızdan 13 Ekim 1919 tarihinde açıklanma istenmek üzere çekilen telgrafımıza verdikleri 20 Ekim 1919 tarihli cevapta, milletvekillerinin İstanbul'da toplanmasında bir sakınca ve tehlike bulunmadığı, İtilaf devletlerinin herhangi bir davranışının medeniyet dünyasına karşı kötü etki yapacağının imkan dahilinde görüldüğü sözlerine, yalnız yasama gücü şimdiki yetkisinin genişletilmesine teşebbüs ederse, Zat-ı Şahane'nin meclisi kapatmaya kalkışması ve muhaliflerin tehlikeli durum almaları, İtilaf devletlerinin de bundan yararlanarak Zat-ı Devletleri gibi yüksek şahsiyetlere saldırma cesaretini göstermeleri muhtemeldir sözleri ekleniyordu. Bu telgrafın sonunda da, bizim barış anlaşması yapılıncaya kadar İstanbul'a ayak basmamaklığımız ve milletvekili olmamaklığımız tavsiye olunuyordu. İstanbul'daki teşkilat merkezimizden Kara Vasıf Bey'in gizli, Şevket Bey'in açık imzasıyla aldığımız 30 Ekim 1919 tarihli şifrede, teşkilatımızda bulunanların görüşleri daha birçok kimsenin görüşleriyle destekleniyordu. Bu şifrenin birinci maddesi şöyle başlıyordu. Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, Harbiye Nazırı, Genelkurmay Başkanı, Nafıa Nazırı ve programlara gerçekten bağlı olan ve hizmet eden, bağlılığıyla birlikte önemli bir kuvveti de bulunan Göz Doktoru Esat Paşa ile, ayrıca Rauf Ahmet Bey ve diğer zatlarla gerek kendi istekleri üzerine, gerek ilişkimiz dolayısıyla görüştüm. Bütün düşüncelerin birleştiği noktalar aşağıdadır. Bundan sonra, bütün düşüncelerin birleştiği noktalar özetleniyordu. 1. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanması zaruridir. Yalnız biz İstanbul'a gitmemeliyiz. Sadrazam Paşa, meclisin İstanbul'da vicdan huzuru içinde kararlar alabileceğini yabancılardan söz olarak vaat etti. Fakat yalnız bizim için güvence sağlamak mümkün olamayacağından, milletvekili olurlarsa izinli olarak veyahut milletvekili olmadan daha yüksekte ve milletin sevgilisi olarak kalmaları uygun olur deniliyordu. Birinci maddenin B fıkrasında, zaten hükümet yapılacak anlaşmada nispi temsili, azınlıkların hakları bakımından kabule mecburdur. Şu halde, Milli Meclis'in azınlıkların da yeniden seçime katılmaları için dağılıp yeniden seçileceği, bazı çevrelerce kesin olarak ümit edilmektedir şeklinde yeni bir bilgi veriliyordu. Birinci maddenin C fıkrasında da, hükümet gerçekte iyi niyetlidir, ancak isteksizlik içindedir güvencesi okunuyordu. İkinci maddede de, elden geldiği kadar sosyalist, birkaç temiz hürriyet ve ihtilafçı çıkarmak gibi bizim anlayamayacağımız çapraşık ve karışık bir anlayışın belirtisine rastlıyorduk. Ondan sonra üçüncü maddeyi hükümeti güç durumlara düşürmemek, dördüncü maddeyi de bize zararı dokunacakları her şekilde inandırarak elde etmek istiyorum. Herkes de bana bunu tavsiye ediyor. Örnek olarak Refik Cevat sosyalistler gibi görüşleri içine alıyordu. 1 ve 4 Ekim 1919 tarihlerinde İstanbul'daki teşkilatımıza uzun düşünce ve yorumların yer aldığı cevaplar verdik. Bu cevaplarımızda özet olarak milletvekillerinin İstanbul'da toplanması her bakımdan tehlikeli ve sakıncalıdır dedik ve açıklamasını yaptık. Cemal Paşa vasıtasıyla hükümete bildirdiğimiz görüşleri özetledik. Bizim için var olan tehlikenin bütün milletvekilleri için söz konusu olduğunu ispata çalıştık. Bizim seyirci durumunda kalmamız mutlaka arzu buyuruluyorsa, gerekçeleriyle birlikte bildirilmesini istedik. Yalnız, Kara Vasıf Bey'e çekilen telgrafta, Ahmet İzzet Paşa Hazretleri aslında milli mücadelenin İstanbul'da katliama yol açabileceği zannındaydı. Sözlerinin ciddiye alınması öncelikle bu kanaatlerinin değişip değişmediğini bilmekle mümkündür. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine gelince, onun da kararsız olduğunu bilmez değilsiniz. Abuk Paşa da aynı zihniyet ve ruh hali içindedir. Göz Doktoru Esat Paşa hakkında kesin bir düşüncem yoktur. Yalnız bazıları bu zatı son derece dar görüşlü, pek fazla şan ve şöhret düşkünü olarak gösteriyorlar. Sözün kısası, irade ve düşüncelerinde kararlılık ve isabet olmayan ve İstanbul'da düşman baskısı altında düşünen resmi ve özel şahısların tavsiyeleri incelenmeye değer dedikten ve söz konusu olan toplantı yeri hakkında yeniden gelebilecek tehlike ve sakıncaları saydıktan sonra, asıl garip karşılanacak olan nokta bizi, yani adları bilinen 2-3 kişiyi korumakta güçsüzlüğe düşen hükümetin öteki milletvekillerini nasıl koruyacağı meselesidir. Bizde yavaş yavaş yer etmeye başlayan görüş ve kanaat, ne yazık ki yabancılar değil, aksine belki onlardan çok, şimdiki hükümet üyeleriyle diğer şahıslardan bazılarının
bizi tehlikeli saymakta olmalarıdır, dedik. Bundan sonra yer alan fıkralardan birinde, nispi temsili kabul etme zarureti karşısında meclisin dağıtılmasını şimdiden düşünen bir çevrede, meclis-i mebusanın toplanmaması gereği tabii görülmelidir, kanaatini belirttik. Bir fıkrada da, hükümetin istekli olmadığı sözünden bir şey anlayamadığımıza işaret ederek, maksadı bizi güç zamanlarda yalnız bırakmaktadır sorusundan sonra, onların bir düşüncelerine karşılık olarak da, muhaliflerin iktidara geçmesinden korkmak yarar sağlamaz. Bundan dolayı politika ve tutum değiştirilemez, dedik. Efendiler, bu yazışmalardan ve bu yazışmalarda ileri sürülen düşüncelerden kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki, bizim İstanbul'daki teşkilatımızın ileri gelenleri hükümet adamlarının şunun bunun görüşlerine tutsak olmuşlar ve artık onlara sözcülük etmekten öteye bir görev yapmıyorlardı. İşte diğer bir şifre telgraf ki, 6 Kasım 1919 tarihinde yazılıyor, ancak şifrenin metninde Kara Vasıf Bey'in görüş ve üslubu hakim oluyor ve Harbiye Nazırı Cemal Paşa imzasıyla geliyordu. Bu şifrede yine toplanma yerinden söz edilerek, özellikle önce siyasi sakıncalar var, sonra idari sakıncalar var. Daha sonra toplanma imkanı yoktur. Zaruret duyguya hakim olmalıdır. Uygun karşılığınızı acele olarak kabineye bildiriniz sözleriyle baskı yapılıyor ve Japon Rıza Bey ile birlikte pek yakında iyi haberlerle sizin yanınızda olacağım müjdesi veriliyordu. Sulh ve selameti iyice kazandık demektir. Milli Türk de bizim. Milli ahrarı yıkıyoruz. Milli Kongre yola gelecek cümleleriyle de iyi haberlerin nelere, ne gibi boş şeylere ait olduğunu belirtmekte acele ediliyordu. Kara Vasıf Bey'e 7 Kasım 1919'da hemen Sivas'a gelmesini yazdım. Kara Vasıf Bey'in yine aynı konuyla ilgili olarak gönderdiği 19 Kasım 1919 tarihli şifresinde uzun düşüncelere dayandırdığı muhakeme ve mantığını şu cümlede özetliyordu. Kuvvayi Milliye ile aynı görüşte olan meclis, padişaha karşı düşmanlık ilan ederse Anadolu kimin arkasından gider? Kuvvayi Milliye'ye mi tabi olsun? Meclisi Anadolu'da toplamak düşüncesinden vazgeçmek bir vatan borcudur.